Gökçek ile Sağlıklı Yaşam'a hoş geldiniz. Tekrar aynı saatte sizlerleyiz. İbrahim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün hangi konulardan bahsedeceğiz? Evet, bugün göz rahatsızlıkları, depresyon, evet, panik atak, sara gibi rahatsızlıklardan bahsedeceğiz. Hangi bitkiler bu rahatsızlıklara iyi geliyor? Hangi bitkiler bu rahatsızlıklara iyi geliyor? Evet, çok güzel. Göz rahatsızları deyince, göz rahatsızları, birçok göz hastalıkları var. Bunların başında konjüktivit dediğimiz rahatsızlık nedir? Konjüktivit, gözün A tabakası, ak tabakası, yani beyaz tabaka, irisle beyaz göz kirpik arasında kalan kısma A tabakası denir. Kişinin konjüktivit, yani bu kısma iltihaplanmasına konjüktivit dedi. Konjüktivitin birçok türü var. Kimyasal ilaçlar nedeniyle göz kaşınır, sulanır, kızarır veyahut da kişi kaynak yapıyorsa meslek icabı. Fakat genellikle konjüktivit, yani gözün ak tabakasının iltihaplanmasının sebebi %95 alerjik rinitten kaynaklanır. Yani alerji kaynaklıdır. Bunun içinde göz damlası vesaire vesaire kullanılır, fakat bir faydası olmaz. Göz damlalarının sadece geçici olarak biraz rahatlatır. Kalıcı çözüm değildir. Gözdeki kaşıntının, kızarmanın, burun akıntısının sebebi bağırsaklar ve mideden kaynaklanır. Kişinin midesinde bakteri, bağırsaklarında mantar varsa, bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler ne yapıyor? Vücudun histamin kortizon dengesi bozuluyor. Fazladan ortaya çıkan histamini normal olarak bağırsakların salgılamış olduğu çok özel bir enzim var. DAO, diaminoksidaz, bu minimum seviyeye çeker. Bağırsaklar bakteri ve mantarların yapmış olduğu tahribat nedeniyle yeterli ve kaliteli enzim salgılayamazsa histamin yükselirse alerji ortaya çıkar. Alerjik rinitin sebebi %95, yani konjüktivitin sebebi %95 alerjiden kaynaklanır. Ve milyonlarca insan günümüzde alerjiden dolayı ilkbahardan sonbahara kadar doktor koşarlar. Kortizonlu ilaçlar, efendim antihistamin ilaçlar. Bunlar da kişiye çok çok yan tesiri var. Zamanla karaciğer yaralanması, tansiyon, kolesterol, hormon anormallikleri nedeniyle aşırı kilo alma, kemiklerde erime, sürekli kortizon kullananların femur başı dediğimiz kalça kemiğinin bu leğene giden kısmı, baş kısmı erir. Kullananlarda yavaş yavaş. Bu da zamanla protezle ameliyat olmasına, taktırmasına gerek kalabilir vesaire vesaire. Şimdi bir diğer göz rahatsızı ise glokom, yani göz içerisinde basınç oluşması. Retinada, içeride, gözün içerisinde cam gibi camsı bir madde var. Bu 10 katmandan oluşur. Burada oluşan basınç, göz içerisinde oluşan basınç zamanla, eğer ki tedavi edilmezse, kişide retina bozukluğu sebep olur, körlüğe kadar gider. Gözü elma gibi düşünelim. Bunun etrafını saran çok yoğun bir ağ tabakası var. Ne demek? Balıkçıların kullandığı ağ gibi. Çok yoğun bir damar var. Gözü besleyen, elmanın kabuğu gibi etrafını saran gözü. Şimdi gözde, damarlarda yalama, darama, sertleşme olursa, göz beslenemezse yeni yeni damarlar açılır. Bu yeni açılan damarlaşma denir. Damarlaşma olduğu zaman bu yeni açılan damarlar zafiyet olduğu için, orijinal doğuştan var olan damarlar gibi doğal olmadığı için, birkaç tabakası eksik olduğu için çok zayıf ve zafiyetlidir. Sıvı sızdırabilir. Bu nedenle de gözün özellikle bu ışık alan kısmına makula denir. Makula, bakmış olduğumuz cismin %95'ini makuladaki sarı nokta, diğer ismi. Bakılan cismi alır, beyine iletir sinir hücresiyle. Beyin de bunu
Der ki bu şudur, şu şudur. Fotoğrafını bunu çeker. Bunu önleyebilmek mümkün değil mi İbrahim Bey? Evet, oraya geleceğiz inşallah. Henüz yoldayız. Evet. Retina hastalığını, şeker hastalığı tetikler, damarlarda sertleşmeyi. Bu makula dejenerasyonu kişi, sarı nokta hastalığı da denir. Kişi yaşlandıkça buradaki yıpranma nedeniyle sarı cisimcikler oluşur makulada. Bu da görme zafiyetine sebep olur. Makula dejenerasyonu ne demek? Mesela ben sizin yüzünüze baktım. Evet. Gözünüzü, burnunuzu, ağzınızı pek seçemem ama bu tür hasta olan. Kafayı tahmin eder. Veya kişi televizyona baktığı zaman televizyonun ortasını değil de kenarlarını görür. Geneli görür, merkezi tam seçemez. Evet. Makula cismin tam olarak seçilmesini sağlar. Makulanın etrafındaki sinirlerse ayrıntıya seçer. Yani bu nedenle yaş ilerledikçe makula hastalığı, yaşa bağımlı makula hastalığı yavaş yavaş ilerler. Gözle ilgili birçok rahatsızlık var. Bir de gözün iki türlü göz, bir göz yaşı var, bir de göz içi sıvısı var. Odacık sıvısı deriz. Göz yaşı gözümüzü böyle kırptığımızda ne yapar? Gözü temizler. Arabanın silgeci gibi sürekli. Evet. Temizler, arıtır, tozdan, mikroptan vesaire korur. Antiviral, antibakteriyel özelliklere sahip. Bir, gözyaşı farklı. İki, bir de göz içerisinde sürekli dönen bir göz sıvısı var. Buna odacık sıvısı denir. Odacık sıvısı dakikada 2,5 mililitre, saatte bir bardak, günde 3,5 litre gözümüzün içerisinde bir sıvı döner. Bu sıvının içerisinde ne var? Gözü besleyen vitamin, mineral, glikoz vesaire. Yani göz içerisindeki mercekte ve iriste sinir, damar olmadığı için neyle besleniyor? Bu sıvıyla besleniyor. İşte bu sıvının akış noktası ve tüpüler kanal denen, buradan içerideki sıvı tüpüler kanaldan tekrar emilerek kana karışır. Tüpüler kanalda kanalın daralması, iltihaplanması nedeniyle İçeride eğer ki sıvı yoğunlaşırsa, Allah korusun ne olur? Bu zamanla gözün basıncını bozar, şeklini bozar, göz basıncına sebep olur, körlüğe kadar gidebilir. Bu nedenle ameliyat gerekebilir. Göz rahatsızlarının tedavisi mümkün. Neyle mümkün? Evet, neyle mümkün hocam? Şu gördüğümüz yaban mersini. Bununla ilgili birçok klinik araştırması yapılmış, yaban mersini. Kimler yapmış? Yaban mersini Fransa'da Paris Üniversitesi Tıp Fakültesi Doku Bilimi Laboratuvarında Profesör Doktor Robert Benfica ve Profesör Doktor Michael, şöyle küçük meyveye baktığımızda meyve aynı, göze benzer. Yani gözün çok çok mikro küçülmüş şekli. Şu da gözün siniri, sapı da ona benzer. Aynı göze benzer bu. Yaban mersini. Yaban mersinin birleşimindeki antosiyanitlerin gözü beslediği, şeker hastalığı nedeniyle ortaya çıkan retina hastalığını önlediği Profesör Doktor Robert Benfica, Profesör Doktor Michael Robert, ikisi, birinin ön adı Robert, birinin soyadı Robert. O nedenle unutmuyoruz. Robert Benfica, Michael Robert, Fransa Paris Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaptırmış oldukları doku kimyası laboratuvarında antosiyanitlerin görme zafiyetini önlediği, gözü beslediği belgelemişlerdi. Bir, iki, Profesör Doktor Horst Huisman, şeker hastalığı nedeniyle ortaya çıkan görme zafiyetini ortadan kaldırdı belgelemiştir. Üç, Almanya'da Fürstenburg Hava Kuvvetleri Uçuş Tıp Enstitüsü diye bir bölüm var. Yani pilotların ve savaş pilotları, savaş uçakları pilotu veya yolcu pilotu uçakları, pilotların görme zafiyetine karşı bundan bir draje üretmişlerdir. Aynı şekilde Amerika'da da biz bununla ilgili çok güzel bir çalışma yaptık. Görme zafiyetini önleyen, görme kabiliyetini artıran, gözü güçlendiren yaban mersini. Şimdi bir beyefendi birkaç yıl önce Almanya'da, Frankfurt'ta
Küçükken köyde 9-10 yaşında tarlada, bahçede oynarken elindeki düşmüş bıçağı gözüne batmış. Batmış, kaza olmuş. Tabii ailesi Almanya'da olduğu için kendi köyde küçükken dedesi, ninesi iyileşir falan diye ilgilenmişler. Kör olmuş sonra. Hastaneye götürmüşler vesaire vesaire ama aradan zaman geçtiği için gözünü kaybetmiş. Oraya takma bir göz takmışlar. O gözdeki iltihabın diğer göze geçmemesi için sürekli kortizon vermişler. 7 yıl kortizon kullanmış. Sürekli kötüleşmiş, sürekli kötüleşmiş, sürekli kötüleşmiş. Bir gün baktım bu caminin çay içilen salonunda oturmuş, üzgün üzgün düşünüyor. Dedim ne oldu, ne var? Ya boş ver dedi. Söyle söyle. İşten atıldım. Niye? Kolilerin üzerindeki büyük yazıları dahi okuyamaz hale gelmiş. Hı hı. Onları ayıramadığı için iş yeri demiş ki biz artık seni çalıştıramayız. Aa, problem değil, ben hallederim dedim. Nasıl halledeceğim? Hallederim. Problem yok. Ben ona çok güzel bir formül hazırladım. Rezene, yaban mersini, gözotu, papatya, çok güzel bir formül. Şimdi göz kadehini içerisine koydum. Çay gibi damlattıktan sonra, soğuduktan sonra, evet bununla gözünü yıkacaksın her gün dedim. Aa, olmaz dedi. Niye? Benim bir gözüm var, o da yarım. Öbür gözü zaten yok. Ben rizikoya giremem. Sen bir dene, zararını görmezsen ben de denerim. Deneyim dedim, ne var? Bu saatçilerin gözünü tamir etmek için saati takmış oldukları gibi bir kadeh var, göz kadehi. Göze böyle takıyorsun, içine suyu koyuyorsun, gözüne böyle yapıyorsun, gözünü yıkıyorsun, göz banyası yapıyor. Baktı ki ben yapıyorum, bir şey olmuyor. Ha ben de yapayım, iyiydi. 6 hafta kullandıktan sonra benim verdiğim bu formülü doktoruna gitmiş, demiş ki doktor, ooo mükemmel. %20 değil, %80 görüyorsun. Kortizon yok. Nihayet sonunda etki yaptı demiş. O da demiş ki 7 yıldır kortizon kullanıyorum. Bir faydası olmadı, beni hala kötüleştirdi. Bu Gökçek'in formülü. Gökçek kim demiş. Sen tanımazsın. Şimdi biz o formülü geliştirdik. Bitkilerin ekstraktından oluşan bir formül geliştirdik. Çok mükemmel bir formül. Birazdan onu da açıklayacağız İbrahim Bey. İnşallah. Evet. Görme zafiyeti olan insanlar için yaban mersini klinik araştırmalar ispat edilmiştir. Artı ben de gözle ilgili bir olay kendim yaşadım. Gece akşam karanlıkta otobanda araba sürerken ışığa bakıyorum, ışığın etrafında halka görüyorum. Doktora gittim, dedi ki sizde silindir var. Ne silindir dedim. Madde ki gözünüzün şekli biraz bozulmuş basınçtan dolayı buna göz silindiri denir. 10 bin kişide bir olur, tedavisi yoktur. Merak etmeyin dedim. Ben 6 ay sonra yine geleceğim. 6 ay gittim. 6 ay iksir içtim. 6 ay sonra geldim. Tekrar göz doktoruna gittim, muayene oldum. Baktı dedi ki bu beyefendinin dedi dosyasını başkasıyla mı karıştırdınız acaba? Dediler ki hayır efendim, karıştırmadık. Dedi bu adamda silindir vardı, kaybolmuş. Dedi ki ne yaptın sen? Ben dedim özel bir formül kullandım. Problem kalmadı. İyi dedi, şanslısın dedi. Yoksa dedi tedavisi yoktu. 10 bin kişide bir kişide olan bir hastalık. Hamdolsun. Geçenlerde bir hanımefendi gözünde göz kuruluğu, göz kaşıntısı var. Dedi ki ne olacak? Yaşlılık nedeniyle ortaya çıkmış. Tüpüler kanalda hafif daralma olmuş. Ameliyat olmak istemiyor korkudan. Problem yok dedik. 6 haftada bir problemi kalmadı. Aradı beni ağlayarak, dedi ki Allah sizden razı olsun. Çok büyük bir sıkıntıyı atlattık dedi. Evet. Çok güzel hocam, vermiş olduğunuz bilgiler için. Diğer konumuza geçersek. Evet. Diğer konumuz neydi? Depresyon. Günümüzde yaygınca bulunuyor değil evet, hocam? Depresyon. Depresyona giren kişi toplu bir ortama girmekten korkar, cesareti olmaz veya aşırı aktif olur. Aşırı yemek yer, kilo alır veya yemez. Bunalımlı, yani bunalım demek ki, ruhi bunalım eski ismiyle, depresyon. Ailevi sebeplerden, iş yerindeki faktörlerden vesaire birçok faktör rol oynayabilir. Yanlış beslenmeden, aşırı kimyasal ilaç kullanmaktan vesaire
Yani birçok faktör rol oynayabilir. Burada neden depresyon oluyor? Beyin normal olarak serotonin, noradrenalin, glutamat, dopamin gibi birçok hormon salgılar. Bu hormonlardan serotonin ve noradrenalin hormonlarının azalması depresyonu tetikler. Evet. Şimdi mesela eskiden 20 yıl önce Almanya'da insanlar sabahçı, öğlenci, gececi çalışıyordu. Düzenli vardiya bir sistemi. Vardiya 3. Bir hafta gececi, bir hafta ara veriyor 3-4 gün, sonra tekrar öğlenci, sonra gececi vesaire. Alman ekonomisi çökmeye başlayınca Hindistan ve Çin'le mücadele edemeyince Almanlar ne yaptılar? Çağrı sistemi, bir diş sistem getirdiler. İhtiyacı olduğu zaman çağırıyor vatandaşı. Gel çalış bugün. Gececi. Bir gün sonra sabahçı gel diyor. Adam zaten yeni çıkmış işten. İhtiyacı varsa çağırıyor. Bir gün öğlenci çağırıyor. Bir gün gececi çağırıyor. Yani nasıl çalışacağı, ne yapacağı belli değil. Evet. Şaşkın insanlar. Sabahçı, öğleci, gececi işten çıksa, işsiz kalsa perişan. İşçi hakları Almanya'da, sadece Almanya'da değil, bütün Avrupa'da 100 yıl gerisine döndü. İşçiler köle durumuna düştü. Alman hükümeti ülkesini kurtarabilmek için, Hindistan ve Çin'le rekabet edebilmek için ve işverenlerin Avrupa'ya ve Çin'e, Asya'ya kaçmamaları için işçilerin bütün haklarını sıfırladı. İşçilerin hakkını sıfır. 100 yıl geriye döndü. Şimdi o tür insanlarla, yeni sistemle çalışan insanlarla konuşuyorsun. Hepsi bunalımda. Adam uyuyamıyor ki. Eve gidiyor, uyuyor. Alo, telefon, gel buraya çalış. Çalışıyor. Bir gün sonra nasıl geleceğini bilmiyor, ne yapacağını bilmiyor. Artı eski işçiler mesela 2500 euro alıyorsa yeni işçiler 700-800 euro alıyor. Bir ailede 4 kişi çalışmıyorsa o aile aç. Yani Almanya'da çalışan Türklerin %30'u işsiz. Türkiye'deki yaşam şartları da zor hocam. Türkiye'de yaşam şartları çok çok kolay. Biz sekreter arıyoruz, sekreter bulamıyoruz. Gelse de millet çalışmıyor. Türkiye'de yaşam şartı, Türkiye dünyanın cenneti. Çalışmak isteyen kimse yok ki. İşçi arıyorsun, geliyor, beğenmiyor. Şu 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 şartlarımı isterim, bu şartlarım. Dünyanın, mesela Almanya'da 5 iş günü tatilini Alman devleti iptal etti, kaldırdı. İnsanlar daha çok çalışsın, daha çok iş. Türkiye'de ise 3 gün tatilse 5 gün yapıyoruz, 5 gün tatilse 15 gün yapıyoruz. Yallah her gün tatil. Bir gün fazladan tatilin devlete zararı 10 milyar dolar. Biz yarış yapıyoruz diyoruz diğer ülkelerine ama nasıl yarış? Kendi kendimizle yarışamıyoruz. Hep geriden sayıyoruz. Avrupa'yı, Amerika'yı geçeceğiz diyoruz ya, Allah korusun. Şimdi neyse, o ayrı bir konu. Sarı kantaron %1 oranında hiperforin, hiperisin içerir. 400 çeşit sarı kantaron var. Sarı kantaronun birleşimindeki hiperisin ve hiperforin denen etken maddeler beyindeki serotonin hormonu salgılamasını artırır. Bir, bu kişiyi mutlu, neşeli, huzurlu yapar. İki, noradrenalin hormonu salgılamasını artırır. Noradrenalin hormonu kişiye dikkat eksikliğini önler, hiperaktiviteyi önler. Kişiyi konuya odaklandırır. Üç, glutamat hormonu salgılanmasını artırır. Kişinin yemede, içmesinden, hayatından, yaşam tarzından zevk almasını sağlar. Zevk almasını sağlar. Dört, dopamin hormonu salgılanmasını artırır. Böylece kişi ileride Parkinson hastası olmasını önler. Kim diyor? Bir bakalım. Profesör Doktor Gießen Üniversitesi'nden, Liebing Üniversitesi'nden Profesör Doktor Wölk. Justus Liebing Üniversitesi'nden Profesör Doktor Wölk. Yapmış olduğu klinik araştırmalarda baş ağrısı, iç huzursuzluk, uykusuzluk, depresyona karşı etkili olduğunu belgelemiş. Bir. İki, Profesör Doktor Şara'da korku, depresyon, uyku rahatsızları olan hastalar üzerine tedavi denemesi yapmış. Hastaları iyileştirmiş. Profesör Doktor Wolf ve ekibi kanser hastalarının kanser tedavisi sırasında kemoterapi olsun veyahut da şua, yani ışın tedavisi neticesinde
Kanser hastalarında çok ağır sinirsel ağrılar olur. Kanser hastalarının kemoterapi veya ışın tedavisi sırasında ortaya çıkan ağrılarını sarı kanat hormonuna dindirdiğini, ağrı kesici olduğunu belgelemiştir. Çok güzel hocam. Bir ayrı bir başka özelliğini de söyleyeyim. Bir beyefendi şimdi 60 yaşında, hanımı da 30 yaşında. Gelmiş bana diyor ki, yatağa girmekten korkuyorum. Kendime güvenim yok. Hiç problem değildim. Biz onun için özel bir formül geliştirdik. Birleşimde sarı kantaron otunun sarı kantaron otu yeterli değil. Neden? Çünkü birleşimdeki etken madde az. Bunun sarı kantaron otunun ekstraktı, olotu ekstraktı, çarkıfelek ekstraktı, lavanta ekstraktı gibi birçok bitkinin ekstraktına oluşan özel bir formül. Şimdi, bunun üretimi var değil mi İbrahim Bey sizde? Evet tabii elbette var. Şimdi bu beyefendiye bu özel formülden kullanın bakayım ne olacak? 6 hafta sonra dedi ki mükemmel, hiçbir rahatsızlık kalmadı, rahatım artık. Bir de performans artırıcı var mı hocam? Dedim ona da çare, problem yok. Şimdi benim küçük oğlum, büyük oğlum 7 yaşında, 5 yaşında ağır bir grip enfeksiyonundan sonra ateşi 42'ye yükseldi gece. O baktım ateşi yükselmiş. Hemen bunu aldım. Küfete, soğuk suyla duş yaptırdım. Bundan sonra çocukta bir kekeleme başladı. Doktor dedi ki kasıtlı maksatlı yapıyor. Kasıtlı maksatlı yapar mı çocuk? Sonra baktım doktora yapacağı bir şey yok. Ben ona sarı kantorondan elde edilen bu formülü uyguladım. 6 haftada şak rahatsızlık geçti. Birazdan sayın seyircilerimize de anlatacağız. Kısa bir reklam aramız var. Tekrar karşınızdayız. 5-2-1 Evet. Evet, yaban mersini forte. Yaban mersini forte. Yaban mersininin meyvesinin ekstraktı. Yani o meyveyi, bu meyveyi öğüterek bazıları ne yapıyor? Kapsül yapıyor. Birleşimdeki etken madde %3, %5. Siz meyveyi öğüterek değirmende kapsül yaparsanız etkisi var ama %3'tür. Bunun damıtılarak destilasyonla elde edilen ekstraktını, bitkinin damıtılarak elde edilen ekstraktını kullanırsanız etkisi %80, %90'dır. Hı hı. Ama meyveyi direkt öğüterekten değirmende kullanırsanız %3'tür, %4'tür. Bunun meyvesiyle yapılan damla draje, yani öğütülerek tozundan, otundan yapılan damla draje kapsül verimli değildir. Ama maliyeti 50 kuruş. Bazıları bu nedenle işin ucuzuna kaçır. Vatandaşı yani bizde de yaban mersini var diye şey yapıyorlar. Bu yanlış. Yaban mersinin birleşimindeki antosiyanitlerin damıtılarak özel bir sistemle elde edilen ekstraktının kullanılması gerekir. Artı bizde bu özel bir formüldür. Yaban mersini haricinde alıç, zeytin yaprağı, ginkgo, sarı kantaron, ginkgo da aynı şekilde beyinde kan akışını artırır, kanın pıhtılaşma kat sayısını önler. Yani besleyicidir, beyine glikoz, vitamin, mineral, enzim akışını artırır. Yaban mersiniyle ilgili birçok klinik araştırma yapılmış. Göz rahatsızlıklarında dünyada en etkili bitkilerden biridir. Birçok klinik araştırmayla belgelenmiştir. Ben sadece birkaç araştırmadan bahsettim. Sarı kantaron ise her türlü depresyon. Mesela benim Frankfurt'tan tanıdığım gene bir beyefendi, adamcağız çok kötü bir çevre nedeniyle esrar kullanmış. 3 tane çocuğu var. Bana diyor ki işten çıktım, eve gittim diyor. Eve gitmiş. Urganı almış, boğazına geçirmiş, sandalyeye çekmiş, intihar edecek. İntihar edecektim diyor. Çocuklarım gözümü uğruna geldi diyor. İntihar edemedim. Niye? Esrar kullanmaktan beyni sulanmış. Esrar, eroin, kokain vesaire kullanan kişinin beyindeki hücreler yavaş yavaş ölüyor. Beyin hücreleri ölüyor. Veya
Yani yarı deli gibi oluyor. Kafa gidiyor. Sersemleştiriyor. Yani ne yaptığını bilmiyor. Ya problem değil. Hallederiz. Nasıl halledeceğiz? Bir, özel bir psikiyatriste gideceksin, tedavi göreceksin. Ruhu bunalımı atlatacaksın. İki, bunu takviye olarak güçlendirmek için sarı kantoron kullanacaksın. Forte ama trajesini. Bunun otunu değil. Otunun birleşimindeki etken madde %2, %3. Ekstraktını kullanacaklar. Ekstraktı. Siz bunun otunu, çayını iç. Böyle ağır vakalarda etkisi nedir? Çok az. Bu nedenle damıtılarak elde edilen destilasyonla veya ekstraksiyonla, özel sistemle elde edilen ekstraktını kullanacaksınız ki %100 verim alın. Bu beyefendi 6 hafta düzenli kullandı. Tekrar görüştük. Nasılsın? Allah'a çok şükür olsun. Artık dedi intihar düşünmüyorum. Ya rahatladım dedim. Yine bir başka bir beyefendi, ben ona sendika seçimlerinde falan yardımcı olmuştum. Profesör gibi bir çıkıyor, bir konuşuyor. Oo, maşallah. Karşısında hiç kimse konuşamıyor adam. Zehir gibi. Kafa çok iyi çalışıyor. Mükemmel. Dört dörtlük. Çok iyi bir hatip. Yani genç birisi ama çok mükemmel. Yıllar önce. Aradan 10 yıl geçti. Tekrar karşılaştım aynı şahısla. Ben ona bir şey soruyorum. O başka bir şey anlatıyor. Anlamıyor ki. Ne oldu sana dedim. Diyor ki ben diyor artık ne sorulduğunu diyor. Soruyu anlamıyor. Yani ne sorduğunu anlamıyorum diyor. Kavrayamıyor. Sorulan sorulara cevap veremiyor. Bilmiyor. Ben bir şey sorayım, o başka bir şey anlatıyor. Dedim ki bu maddeleri bırakman lazım. Tedavi görmen lazım. Doktora gideceksin. Bir. İki. Beyni temizlemek, aramak için ginkgo forte, sarı kantaron forte. Ayrıca kullanması gerekecek. Evet. Ginkgo forte, sarı kantaron forte. Yani bağırsaklarında problem varsa kişinin aloe vera, midesinde problem varsa tonik de kullanması gerekir. Eğer kişi bunları düzenli kullanırsa yavaş yavaş rahatlar. İşte bu şahıs 10 yıl madde kullanmış, esrar kullanmış. Hafızası %30 gitmiş. Gözünün biri %30 görüyor. Artık neredeyse kör noktasına. Gözünün biri hemen hemen gitmiş. Aşırı madde kullanmaktan beyindeki hücreler ölüyor. Yani bazıları ben konuşunca diyor ki bana diyor ki ya ben kullanıyorum bir şey olmuyor. Nasıl bir şey olmuyor? Zararı onun sonra çıkacak ortaya. Ha, bir beyefendi de geçenlerde geldi bana. Oturur oturmaz başladı ağlamaya. Neden ağlıyorsun dedim. Ya ben ağlamayayım, kim ağlasın? E niye? Söyle bakayım derdini. Dedi antidepresan kullanmış. Kimyasal çok tehlikeli. Kimyasal antidepresanlar baş ağrısı yapar, ağız kuruluğu yapar, iştahsızlık yapar. Efendim sindirim rahatsızlığına sebep olur. İntihara teşebbüs ettirir. Tehlikeli. Antidepresan kullanmış. Ne olmuş? Hormon sıfır. Yani testosteron hormonu, erkeklik hormonu sıfır. Doktora gitmiş demiş ki, doktorum, testosteron hormon sıfır. Niye sıfır? Oğlum demiş doktoru, neden antidepresan kullandın? Kontrolü kullanılır. Rastgele kullanamazsın. Kim verdi sana buna demiş. Efendim kendim aldım kullandım. Kendin aldın kullanırsa şimdi kendin katlanacaksın demiş. Hanım da demiş ki kız kardeşimden farkın yok. Hadi güle güle. Bana gelmiş diyor ki ailemi, çocuklarımı kaybetmiyorum. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Yani bunun için öneriniz? Bunun için önerimiz bir, bu içine düşmüş olduğu panik durumdan kurtarmak için sarı kantoron. Evet. Yani bunalımdan kurtarmak için sarı kantoron. Testislerin tekrar kaliteli hormon salgılamasını sağlamak içinse ne gerekir? Tribulus forte. Onun için de bizim bir ürünümüz var. Ama nerede? 80 çeşit ürünümüz var. Bulamayız herhalde. Aa, maşallah bulduk. Tribulus ne yapar? Erkekleri de hormonun kalitesini artırır. Birleşimindeki dioskin ve alt türevleri erkeklerde ve kadınlarda kadınlık hormonunu ve erkeklik hormonunun kalitesini artırır. Var çaresi her şeyin. Elhamdülillah. Peki. %100 garanti oluyor demek yanlış.
Biz hiç kimseye hiçbir zaman %100 garanti veriyoruz demiyoruz. Ne diyoruz? Kullan, gör. O kadar. Evet. Peki hocam, bugünlük de yayınımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.